Evet arkadaşlar, kısmi türev alırken hangi değişkene göre türev alıyorsanız o değişkeni düşünüyorsunuz, diğer değişkenleri sabit olarak kabul ediyorsunuz. Buna dikkat edin. İsterseniz şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela fxy fonksiyonu şöyle olsun. X küp artı 3x kare y artı 4x kare y kare artı x y kare artı 2y küp. Evet bu fonksiyon bu fonksiyonun x'e göre kısmi türevinin, onu böyle gösteriyorum, 1,1 noktasındaki değeri nedir? Şimdi kim çözmek ister bu soruyu? Hocam ben geleyim mi? Kalkmayanlardan. Of. Hocam ben gelebilir miyim? Gel bakalım Didem. Şimdi hocam bu f fonksiyonunun x'e göre kısmi türevini bulmak istiyorum. Evet. Dolayısıyla x'e göre türevine bakacağım. Y'leri sabit tutacağım değil mi hocam? Evet. O zaman göre yazayım ben şimdi şuraya. Önce kısmi türevi hesaplıyorsun. Tamam. Tamam. X kübün türevi x'e göre 3x kare. Çok güzel. Artı 3x kareye, burada y'yi sabit olarak düşünüyorum. Güzel. 3x karenin türevi 6x. Y'yi aynen sabit y'yi gibi düşündüm. Çok güzel. Artı 4x kare y kare. Yine y'yi sabit düşünüyorum. 8x y kare. Güzel. Artı x y kare. Burada yine x'e göre türev alıyorum. Y kare. Y kare. Artı 2y küpün x'e göre türevi sabitti. 0. Çok güzel. 0. Şimdi soru ne diyor? Bu fonksiyonun 1,1 noktasındaki, yani x yerine de 1, y yerine de 1 yazarak sonucu istiyor. Tamam hocam. Onu da o zaman şöyle gösteriyoruz değil mi? Şöyle. Evet. Burada x yerine de y yerine de 1 yazıyorsun. Tamam. 3 çarpı 1'in karesi artı 6 çarpı 1 çarpı 1 artı 8 çarpı 1 çarpı 1'in karesi artı 1'in karesi. Artı 0 yazmaya gerek yok tabii. Evet. Buna hesaplarsak hocam 3 artı 6 9 8 17 ve 1 ekliyorum, sonuç 18. 18. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam.